politiske prostitutsiya deb. Bu shunday prostitutsiya qilyapti davlatni. Davlat prostitutsiyasi deyman men buni. Strashno. Bu yerda birorta qonun, konstitutsiya deganini aytmasa ham bo'ladi. Davlat rahbarimsan, siz cho'ponmisan. Bu qip-qizil diktator. Ayovsiz diktator, dahshat diktator. Bu Karimovdan ham o'tkazdi. Buni haqiqatda, haqiqatda aytgan bir yosh bolani ham tiqyapti-ku. Toshkentga yaqin joylarga qamas kelar olgan. Yomizga klaster deb kelganlar qamas o'zining odamlari. Bu odam bir bilmayman, balki shaxsim fikrim. Bu odamni mana shunday qilib tarbiyaladi qanaqadir kuchlar. Menimcha bu Rossiyaning spetsiyasi. Bunday mohiliqi yo'q rahbariyat ichida. Bunday mohiliq, bunday qonxo'r, bunday ahmoq ablahi yo'q. Sizlarga assalomu alaykum. Avvalo taklifimda rad etmasdan qabul qilganingiz uchun rahmat. Chunki hozir nihoyatda dolzarb jarayon. Chunki O'zbekistonda vaziyat nihoyatda keskin va og'ir. Mana shu nuqtai nazardan O'zbekistonda ma'lum bir nima deydi? Mas'ul lavozimlarda ishlagan shaxs sifatida O'zbekistondagi iqtisodiy ahvoldan, qishloq xo'jaligi sohalaridan nihoyatda yaxshi xabardor bir mutaxassis shaxs sifatida sizni taklif qilishga jazm etgandim. Asosan keling gapni prezidentni kechagi 2 soatlik ma'ruzasidan boshlasak, nima dedingiz? Bo'ladi, tanishib ko'rdim. Tanishdim, bir yerda posta qildim. E'tirozingiz bor. Qayerlarga, qaysi joylarga qo'shilasiz, qaysi joylarga e'tirozlaringiz bor? Mana shular haqida fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing demoqchi edim. Bo'lmaganda nima deymiz, hech qanaqa bir tadbirlarga suyanmagan, hech qanaqa asosi yo'q bir gaplar bo'ldi. Ta'limda bunday qilamiz, tadbirkorlikda bunday qilamiz. Endi biz deydi, yaxshi ishlashimiz kerak degan gaplar takrorlayapti. Korrupsiyaga barham berishimiz kerak. Yana nima deydi? Shunga o'xshagan gaplar umumiy, man bir nima deydi haligi? O'qituvchilarni, o'qituvchilarga e'tibor berishimiz kerak. Sog'lig'imiz, hammasiga e'tibor berishimiz kerak, qarochi. Hammasiga e'tibor berishimiz kerak, biz o'zgarishimiz kerak deydilar. Endi bu o'zgarishimiz kerak, biz yaxshi ishlashimiz kerak, korrupsiyaga qarshi kurashishimiz kerak deganda million marta eshitdik. Korrupsiya gullab yashnayapti. Monopoliyalarni yo'q qilishimiz kerak deydilar. Monopoliyani bor ekanini tan olayotganimi? Habayog'i monopoliyaga. Tadbirkorlikda unda bunday qilamiz deb tadbirkorlik o'lgan-ku. Qonunlari birortasi ishlamaydi-ku. Konstitutsiya ishlamaydi. Yana konstitutsiyani deydi muhokama qo'ydik. Odamlarni tadbir takliflarini oldik. Bir hammasi yolg'on. Konstitutsiyani o'zlariga ma'qul redaksiyada yozishdi. Biz konstitutsiyaning o'zgartirilgan variantini ochiq matbuotda ko'rmadik. Mening fikrimcha, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilgan bo'lsa, eski konstitutsiya bunday edi, mana shu bandi, mana shu shunaqa qilib o'zgartiryapmiz degan bir raqamni ko'rganimiz yo'q. Avvalo hammasini biz boramiz, birdaniga ovoz berib yuboramiz. Bu bo'lsa ham bor, bo'lsa nima qo'shsa ham o'tadi degan gap. Men o'zim shunday tushunaman. Chunki buni hammasi diktaturani saqlab qolish, qana kakimni obrazi bu qanaqadir yo'llar bilan mana shu o'zining noto'g'ri ishlagan 6 yil vaqtini nima bundadir oqlash. Endi bu yog'i yaxshi bo'ladi o'rtoqlar. Endi hammamizga aqlimiz kirdi. Deganday bir gap. Mayli endi o'tganish o'tdi-da, o'tganishga salovat, bu yog'i yaxshi bo'lar. Deganday deb tushundim men.
sahalar boyunca Murat Acay da bana dedi, elektrik energiyanı onday kılamız, gazı onday kılamız, maktablarga onday etibar biramız, maktablarga etibar berilmeken ekende. Gazdan elektrik energiyanı etibar berilmeken ekende. Tadbirkarlıkka etibar berilmeken ekende. Maktablarının ahvalıya maymundan liğindeydi ki onu bilmeyken de. Vahakaza vahakaza. Ben şunu da düşündüm. Bunu eş kadar tayarlaması lüvağa çıkmayışı mümkün. Yendi dedi deputatlarga suyanamız, deputatlar onda kılış gerek. Ben şunu da hayratta kaldım. Bu prezidentin varızası mı? Ya köçeket oğlu balanın yapı mı? Düşünmeyim. Burasında bir mantığı var bizde de bir adam korsatsa ama kayıl kullardım. Hiç kanaka mantığı yok. Şu kışlak kurslarına da bunu yapken keçi yazdım ben. Monopoliyeleri tügatadığım bulsanız klasörü tügatın diyeyim. Kışlak kurslarına bu işe hiç derse yok. A kışlak kurslarına da hazır dekan fermer, dekan fermerlerin üstünden kegen monopoliye kulağını kımırlatmaydı. Kala gen arkada ağladı. Kala gen arsasını ektiradı. Umumam ama bu akvaryum başlangıçta tölp etken vaydat. Bunu hiç kim yaşamaydı. Aladı, maksatı aladı gana. Monopolist başka şimdi tapşıramaydı. Bu özge kirelikler sana aladı gana. Ama şu monopolist istir, yetiştir bir anı. Umumam bana şu monopoliyanı oku yok atsın. O torçta gap yok. Gap yok. Şimdi halıyıp İnastranlı investisyonlarını yapıyordu. Çünkü elden beri kaysa İnastranlı investisyon, çetel investisyonu hayırge geldi. Nema kuruldu. Her bir kapıda tadbirkarlık investisyon, tadbirkarlık investisyon diye uğradı. Aynısı neydi bugün? Bana şu parlamentte. Bana şunca bizge investisyon geldi. Falan devlettan. Bana Germanya'dan, Amerika'dan. Bana şunlarsa kuruldu. Bana şunun efekt içinde böyle yaptı. Şunca karz aldık. Buna hak sabat yok ki. Bu diktatörlük rejim. Ne bakalım şunu kala yaptı mı? Kana kadar şirayeli kartlarından çıkıp etmek için. Bu bana şu yakın hakimlik bilen diktatörlüğünün masulü, nümayesi kalın maksulatı. Bundan başka işlerle bulmaydı. Bunu bir kim sonra gani ama onun yok ondan. Bana şu 6 yılda bir diplomatlar bir hatası bir çakırıp hep prezident, Cenab-ı Prezident bana şahı nıma böyle yaptı, bana o nıma böyle yaptı diye yaptı, eşitmedik. Ama onu programlarda ayıtı uğraşı mümkün mü Rajat'ta? Ayıtı uğraşı öyle buydu. Kadıga sıkkana ayıtı mümkün. Kalagan işe. Buna cevap olmaydı. Buna kadar da güzel koyup eşitik. Her bir çıkışına ben endüzyona nıma koyuyor. Hayır, Cenab-ı Prezident eşitle bana yerim bastan. Mantık yok ki. Nıması başarılı ayıttan yapılır. Nıması başarılı. Yende deydi hakimler onday olmuşlaydı, hakimler bunday olmuşlaydı. Hakimler ki haddan taşkarı vakalat biri vardı konstitüsyonumuzu. Bana senlerde hiç kim, bunlarda hiç kim, bunlarda hiç kim teyrenemaydı. Bunlarda hiç kim sodan kullanmaydı dedi ya. Bana yani bu adamın yanı bu gapı. Hakimler dedi cayda onda işleş gerek, bunda işleş gerek. Hakimlerdi ki statüsü belgilengen var kanalarda. Ondan artık gerek emas. Prezidentin hem kanunga asaslangan vakalatı var. Ondan artıqa baramaydı. Hakimiyetler bölüngen. Size yaxşı bilesler. Ondan artıqa baramaydı. Biz de bugün Almaga haligen sot hakimiyeti yok. Kanunçuluk hakimiyeti yok. Yok. Fakat yine Kürebiyeşini yaptım. Benim nazarımda Uzbekistan'da uyan bulsa prezident başlığında, Mirziyoyev başlığındaydı korrupsiya xolos. Başka hiç narsa yok. İnsan hukukları nol. Hamma sahanı şunday deb atash mümkün. Endi investitsiya kirit kirit deb jog'uradi, lekin investitsiyani ham otasini paykalga aylantirib olgan. Çünkü men 18-yinchi yili o'sha gidroelektr stansiya qurgan ekan bir odam otasi bilan mutaxassis shu kishi bilan Germaniyadan kelib borib investitsiya kiritdi gidroelektr stansiya qurish vodiyni umuman elektr bilan ta'minlash nimasini loyihasini tuzgan ekan shu otaxon.
Şu adam bilen ben, onda Sardar Umurzaqov uşa investisiya kiritar degen uşa vazirlikda ishlardi. Masalan, bosh vazir Abdulla Nigmatovich Aripov huzuriga yoki bo'lmasam uşa Sardar Umurzaqov huzuriga otaxonni yetaklab oqsa berardi Cho'loq otaxonida. Bir kam bo'lmasa 50 martalar boshini borgandirmiz, 100 martalar xatlar yozgandirmiz. Uşa izin beringlar, izin beringlar, izin beringlar. Ana bu qog'ozni to'g'rilab kel, mana bu qog'ozni to'g'rilab kel, mana muncha pul to'la, mana bunday qilgan, buni xususiylashtir, quradigan yeringni xususiylashtir deb boyagi otaxonda bir salkam bir 20-30 millionga tushirdi. Lekin men shunday bir xulosaga keldimki, o'sha loyihani menga berdingdi. O'sha vazirlikda o'tirganlar menga berdingdi. Biz o'zimiz dedi unga dedi mualliflik qilib o'zimiz dedi buni dedi rivojlantiramiz dedi shu otaxonga bermadi. Mana o'rtada yo'q bo'lib ketdi. Bir imkoniyat berish kerak edi. U cho'ntagidan chiqaryapti davlatdan bir so'm so'ragan yo'q. Aytgan hamma narsalarini qildi. Qani imkoniyat bersin edi qani olib kela jalb qila olarmidi? Vodiyni elektr bilan ta'minlashga gidroelektrostansiya qurishga imkoniyati bo'larmidi, salohiyati yetarmidi, yo'qmidi, bir marta imkoniyat bermadi. Shunda men qo'limni yuvib qo'ltig'imga urganman-da bulardan-da. Demoqchi bo'lganimki, mana siz mutaxassis sifatida aytingchi, shu rahbarlik lavozimlarida ishlagan shaxs sifatida. Juda ham ahvol tarang, har bir sohada, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, hamma ta'lim, tibbiyot, hamma sohada halajga aylangan. Mana shuning bosh sababi nimada deb uzoqlagan bo'lardingiz? Nimada deb aytgan bo'lardingiz? Oldin ham ko'p aytgansiz, shuni muxtasar qilib yana bir marta ta'kidlab o'tishni istardim-da men tomoshabinlarga O'zbekiston aholisiga. Buni sababi uning bosh sababi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganda niyati buzuq odam ekanini bildirdi. Men buni qo'rqmasdan aytaman. Bu odam niyati mutlaqo buzuq. Bu odam xalq yaxshi yashasin, bir normalli davlat bo'laylik degan fikrimdan kelgani yo'q. Bu aniq, hech qanaqa buni sekreti yo'q. Bu odamni ko'rgan bilgani odamlarni majburlab qo'rqitib ishlatish bo'ldi. Qo'yib shu rayonkom sekretari bo'lgandan bilaman bu odamni men. Jizzaxda Samarqandda hokim bo'lgandan. Hamma narsani noqonuniy yo'llar bilan qo'lida puli bor, kommersant, biznesmen bo'lgan odamlarni zastav qilib ishlatdi. Rost qaqshatib ishlasam bu mana shuni qurasan, nima bunday qilasan deb. Hozir ham hamma hokimlarni shunga o'rgatdi. Bu qip-qizil diktator. Ayovsiz diktator, dahshat diktator. Bu Karimovni o'tkazdi. Karimov qo'ldagini tegda yurdi necha yil, 10 yillar. Uni qaralagani yo'q. Siz bilan biz ko'p odamlar biladi Karimov qanaqa diktator ekanini. Qanaqa xalqning dushmani ekanini biladi. Qanchadan bu o'ldirib yubordi. Mana shuning kopiyasi bo'lyapti. Bu odamning niyati ham bo'lgan emas. Bunday qilamiz, bunday qilamiz degan odamlar uchyapti. Voy prezident shunday dedi-ku deb. Bu endi nima deymiz? Shunaqangi odam hech kim buni g'iringa ayta olmaydi. Bir haqiqatda aytgan bir yosh bolani ham tiqyapti-ku. Buraqada hech narsa bo'lmaydi. Mana qancha odam deputat bo'lib o'tirib, birontasi gapirmaydi. Gapira olmaydi, bular hammasi qo'rqadi. O'sha gunoh bor tiqadi. Mana shu bo'lyapti, boshqa hech narsa emas. Kimni qancha o'g'irlayotgani hamma ochiq biladi-ku. Buni oilasi qanday o'g'irlayapti, atroflar qanday o'g'irlayapti. Kuyovlari, boshqalari qancha o'g'irlayapti, hamma joyga kelib o'tirib olgan. Borib oshiq aytayapti, mana shu bir biznes bo'lsa, men olamanmi, chiqib yoqa deydi. Mana yerlarda ham shunday qildi, Toshkent viloyatida, Toshkentga yaqin joylarda hammasi kuyovlar olib olgan. Yo'qmasa klaster deb kelganlar hammasi o'zining odamlari. Qishloq xo'jaligi klaster deya umuman kerak emas. Mahsulotni yetkazuvchi proizvoditель. И оны потребители. Кем болса сатсын. Еркин болсын. Канунлар бар, бүлікчілік қануны, фермалар тұрса қанун, башқа-башқа қанунлар бұрата ішлемейді көп. Ішлемейді.
Bolada tortib oladi. Dot voy, dot voy. Ülkeli kanun işlemaydı. Bana şimdi kambası kılıp otururken özgü. Bunu biledi kambası. Kadınlar bu işe bunu da yıkılamız, bunu da yıkılamız dedi. Kambası yalgan. Bunu yine halıge sebebi nima digerinizde bu adam bir bilmeyim ben. Benim şahsım fikrim bu adam da bana şuna kılıp terbiyelerdi kanakadır kişiler. Benim için Rusya'nın spesifik olması. Bana şimdi Özbekistan'da tarakiyat bulması gerek. Muşenge makul adam şuydu. Bunday mahluku yok rahbariyat geçiren. Bunday mahluk, bunday kankor, bunday ahmak ablakı yok. Bu arada siz bir de kanakadır bir biznesiniz olsa kalı özetiniz ki ya bir kanakadır imkaniyatınız olsa sizi yançık da şeydi. Apkel bir yaka deydi. Kim boktu ki yavruları kızları? Elik faizler kop kampanyaları özleri karatıp aldı ki bankalarda o aldı ki. Bakın şu. Yani bunu ayağısız yok atış gerek bu tizimde. Bunu tozadığa ne de bizim adamlar biz burası korkardı yani. E korkmazsan ama bunlar yoktu öldürü var adı. Bana şu bana fikrim bu çıda bulmayı da gelmezse yetti bu. Böyle ki, lekin halkımız haliyem işini yaptı da. Bana keçeyem, uşa sözlegen nutkıda kıldı gemez. Onu onday kılışımız gerek, bunu onday kılışımız gerek. Bunu onday kılışımız gerek, bunu onday kılışımız gerek. Ahub 6 yılda nima qilding? 35 milyon aholini ishonchini nima qilding 6 yil davomida? Bir faxrlarni ko'rsatadigan narsang bormi? 6 yil davomida qamoqxonadan sho'rlik kambag'al xalqni murdasini chiqarishdan boshqa, erkin so'zda aytgan bloggerlarni qamoqqa tiqishdan boshqa, dehqonning qo'lidan telefonini tortib olib klaster degan mafiyani İşini rivojlantirishdan, tuzishdan boshqa, o'sha O'zbekistonda mol mulkini, xalqni mol mulkini, o'zingni qarindosh urug'laring, kuyovlaring, qizlaring, quda andalaring, jiyan tog'alaringa bo'lib berishdan boshqa, pora olishni evaziga haligi qovun tushirgan hokimlaringni so'kib-so'kib keng ko'kligi ko'ksiga nima deydi, taqi qadab qo'yishdan boshqa nima karomat ko'rsatding o'zbekka degan bitta ko'ndalang savol qo'yadigan hech kim yo'q. Endi aytingchi, Mirziyoyevni o'zi mana shu tang ahvolni o'nglashi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Ya bu tang ahvolni ko'rib turibdi. Menimcha buni qaytadigan imkoni ham yo'q. Bu da mana bu urush boshlangandan bari beraman nechta marta chiqish qilib aytdim. Даже мы көрініп тұрған Путиннің аблақ режимге фашистерге ярдан беріп, оларды бір ағызан немеге ұрышасын деп айтпаған саясатшы, оман саясатшы емес, бұл дұшман. Кім қанаққа ойласа шындай ойласын. Бір фашист дәулеті барып, бітті дәулеті вайран қылып дейді. Как бұл дейсі ұрса болмай атқан дейді. А дәулет рахбарымсан, чопамсан. Адамлар түшінмейді. Bu yanda haliga bizim ko'radiganimiz, hech narsa demaydiganimiz bu o'zi xalqni ham yomonlab bo'lmaydi. Bularni shunday qilib tarbiyaladik. Kelak tarbiyalar shunday qilib. Mana shu 30 yildan beri siyosatga aralashma degan joyda har qadam deshtasiz. Yo'q, siyosatga aralashmayman. Siyosatga aralashma, nima qilasan? Qatollar o'zi biladi. Yo'q, qatollar o'zi biladi emas. Hamma bilish kerak. Siyosat bu bizning hayotimiz. Siyosat bu dış hakkımız, siyosat bizim hakkımız, bizim himoyamız, bu hakkımız, bu hakkımız. Yani şunu adi halkta şunday kılıp böyle bankurt kıldı. Yeni halde hazır dindarlar demiş, avcıya çıkan ne tasadüf ne var? Hani ki çıktık o bittası. Elektrik yok olsa yani bu kudadan, prezidentimizde dua kılaylık, bu yüzden bu yüzden buluyorken bu imam. Bunu hamasın şunda çizdiri yaptı, şunda yakın bizi de valı yaptı. Qavuşda. Mana shu sizlarga kerak shu narsa. Nima qasam prezidentni ishga aralash. Shu bu yerda endi faqat bitta yo'lki, endi qachon bo'lsa ham agarda bir o'zgaradigan bo'lsa, bu diktatorskiy prezident hokimiyati bo'lmasa kerak. Bu parlamentarizm bo'lishi kerak bizda obязательно. Qiyin bo'ladi jarayon, og'ir bo'ladi. Rasib bir-birga talash bo'ladi. Bo'lish kerak siyosiy kurash. Lekin bu kasallikni tuzatish bu hayatta kıyım.
Bizim adamlarımız şunşey nima bo'lib ketganki, ko'rib ketgan. Ha, biroq biz aytmaydi 6 million odam chetda yuribdi deb. Mana shu yerda yurgan odamni sizlar Germaniya deb ko'rsanglar kerak. Achinasiz odam. Shu yerda millionlab odamlar yuribdi. Buni hisobini hech kim bilmaydi. Hisobini hech kim bilmaydi. Shu Amerika yaxshi ekan deb keladi. Illegal bo'lganiga ishon topamaydi. Bu yerda hamma narsa qimmat. Agar 2000 3000 dollar ishlasa ham yashay olmaydi. Topsa ham o'rni topish qiyin. Mana shu holga tushirgan. Rossiyadagilar qaytib kelyapti. Va hokazo, va hokazo, va hokazo. Yo'q taraqqiyot. Bu odamning o'zi saviyasi bunga yetmaydi. Birinchidan, sajidatil emas bu odam. Ongi past, juda past. O'qimagan hech narsani, bu nutqlarini, nimalarni ko'ring. Alanday qilishimiz kerak. Hali o'zi aytganday. A nima qildik o'zi? Nima qildik? O'qituvchilarni haliga hamshiradan oyligi 1000 dollar bo'ladi deganiga tushunib bo'ldi. Bu bechoralar 1.5 million so'm ham ola olmaydi. 2 million olsa ham bu pul emas. 200 dollar bu pul emas-ku. To'g'ri. Va narxlari Amerika bilan Germaniyadagida osmonga chiqib ketgan. Hayot juda og'ir. Ya biz haliga borgan odamlar Toshkentdagi boylarning hayotini ko'rish mumkin. Ular 5-6% bor. Ular hamma joylar deganlagan. Ularga kerak emas o'zgarish. Ularga mana shu ma'qul. Ularning illegal biznesi bor. Bizneslari hammasi illegal bo'lib ketgan. Masalan, o'zi aytayapti, haliga soyadagi iqtisodiyot dedi, 240 ekan, 1000 ekan dedi. Bir odamni ko'rsatar ekan dedi. Shu ham shuni ham sekret bunga. Любой бизнесмен ishlatgan odamiga naqd pul beradi. Naqd pul beradi. Bir aytaylik million so'm yo bo'lsa 1.5 million. Avonun oladigan puli mo'jizaviy 2 milliondir. Yo bo'lsa o'zining daromadini yashiradi. Ko'rsatadi, mana men deydi, shuncha million ishladim, qolgani hammasi soyada-ku. Naqd pul ishlaydi, naqd pul beradi. Soliqqa ham tortilmaydi. Pension fondga ham tortilmaydi. Mana shu hammasi soyada. Açık biznes yok. Alıp geledigen importer tavarlar hamması tulavsız geledi. Onlarga üstüme koyup satadı. Onlarda ne fayda yok. Bunu hamması batkaka batıp etken. Egası palancının, palancı ekspertin egası, importer egası bana o. Eki şakardaki bana, şakar bana onu ki, haliki göğüş bana onu ki, hamas açık. Palanlar sana alıp geliş palancı adamını ki, şunda egala bogan ki, onlar prezidentga yaqin odamlar, klanlar, mana u yaxshi yashayotganlar, ular prezidentni qo'shqo'llab shunday qilib poddershka qiladi. Mana shu yerda opasmiz. Ha, mana u rядовой qalik ishchilar, xizmatchilar bular hech narsa qila olmaydi. Intelligentsiyangiz ham mana shu o'zini bilgan odamlar ham shu konvoga tushib ketgan. Bir balla kul ko'rish kerak. Boshqasini qila olmaydi ular. Şunday bo'lib ketgan. Bun da takoy sifatli razvratil strana. Настоящий разврат. Agar siyosatda aytiladigan bo'lsa, hali Lenin aytganat bir aytar bir ota edi. Politskiy prostitutsiya. Bu shunday prostitutsiya xavarda davlatdi. Davlat prostitutsiyasi deyman men buni. Strashno. Bu yerda bir ota qonun, konstitutsiya deganni aytmasa ham bo'ladi. Hali men dehqoncha qilib jinoiy to'da boshqaryapti deyman-ku. Jinoiy to'da bo'lganda ham dahshat jinoiy to'da. Qotillardan iborat jinoiy to'da.